Çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhaba değerli sektör haber merkezi izleyicileri sektörler arası Türkiye turumuz tüm ile devam ediyor ve şimdi sizlere Kayseri Koca Sinan'dan ve her zaman olduğu gibi sektörünün en biri Bay Hacamat'tan seslenmekteyiz ve yanımızda hacamimiz Sayın Murat Akalın bulunmakta uzun yılların tecrübesi, profesyonel çalışmaları, bugüne kadar yaptığı başarılı çalışmalarla şu an sektörde en iyilerden biri. Bakalım burada verilen hizmet, tercih edilme sebebi ve acaba hakkında bizlere ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Merhabalar Murat Hocam. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizleri sormalı Bizler de iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Özellikle bu yoğunluğun içerisinde bizlere zaman ayırdınız ve değerli bilgilerinizi bizlerle paylaşıyorsunuz. Çok çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Şimdi Bay Hacamat olarak 4 yıldır özellikle Kayseri'de bu sektörde hizmet vermektesiniz. Evet. Belki onlarca yüzlerce insana da özellikle şifa amaçlı verdiğiniz bu hizmette memnuniyetleriyle ayrılmasına vesile oluruz. Ben burada verilen hizmetler, sektör olan katkılarınız, tercih edilme sebebiniz ve hizmet kalitenizden bahsedeceğim. Ancak öncelikle sevgili izleyicilerimize sizi biraz daha yakından tanıtmak istiyorum. Sayın Murat Akalın kimdir? Sektöre girişiniz nasıl başladı efendim? Ee, i̇smim Murat Akalın. Sivaslıyım aslen. Dört yıldır bu hizmeti veriyorum. Bunun eğitimini Ankara bölgesinde aldım. Özellikle Ankara'da ve Türkiye'mizin de bildiği bu işte gerçekten uzman isimlerle çalışma imkanı buldunuz. Evet. Ve profesyonel çalışmalarınızı dört yıldır da yapmaktasınız. Evet. Size gelen konuklarınız ağırlık olarak nerelerden gelmekte? Bu hizmet nerelere kadar ulaşabiliyor efendim? Şu anda bana Kayseri S Sivas, Nevşehir, Nide gibi yakın çevreden, illerden hastalarımız geliyor. Sadece Kayseri ile sınırlı değil anladığım kadarıyla. Çevre il gelen misafirlerimize de, de. Evet. özellikle hizmet verebiliyorsunuz. Kesinlikle evet. Şimdi bayağı hacamat olarak hacam olarak özellikle bir hizmet vermektesiniz. Hacamat yapmaktasınız. Murat Bey, Özellikle şu an bizi izleyen izleyicilerimizin içerisinde Hacamat'la ilgili fazla tecrübeye ve bilgiye sahip olmayan değerli izleyicilerimiz de var muhakkak. Onlara evet. özellikle biraz Hacamat'ı anlatmak istiyorum. Hacamat, vücuttan kirli kanın atılması ve bunun için de özellikle kupaları kullanma yöntemiyle kirli karı ve toksinleri vücuttan atma işlemine Hacamat diyoruz. Evet. Tabii bunun için yapılması gereken bir takım steril ortamlar hazırlanması lazım ve profesyonel bir çalışma gerektiriyor anladığım kadarıyla. Siz özellikle Haccam'ın hangi tür hazırlıklar sonrası hastamıza müdahale edebileceği konusunda bizlere biraz bilgi verir misiniz? Öncelikle Haccam'ın konusunda uzman olduğundan emin olmanız gerekiyor. Hı -hı. Konusunda uzman olacak, e, aynı zamanda sünnetine, Hı -hı. ibadetine dikkat eden biri olmasına Özen göstermeniz lazım. Ne çok genç ne çok yaşlı olacak. Hı hı. Bunun da tabii hadislerde de yeri vardır. Kesinlikle var. Hadislerde de yeri vardır. Haccam ne çok genç olacak ne çok yaşlı olacak. Hı hı. Eline hakim olacak, usta olacak, uzman olacak. Hadislerde de bu, bu şekilde geçer. Şimdi özellikle hacamla ilgili fiziksel özellikleri anlatırken inançlı olması gerektiğini de bildirmek lazım. Ve bununla ilgili önce abdestini alacak ve hacamat yapılacak hastanın belli günlerde de hacamat yapması gerekiyor. Biraz onlarla ilgili de bilgiler alalım. Çünkü bu din kitaplarımızda da var. Özellikle evet. hacamatın hangi günler ve hangi mevsimler evet. daha sağlıklı yapılabileceği konusunda. Evet. Onu da değerli izleyicilerimize paylaşalım isterseniz. Tabii. Öncelikle gelen hastamız ve haca, hacamat yapacak hacamız abdestini almak zorunda. Abdestiyle birlikte güzel okulması gereken dualarımız var. İhlas, Fatiha, Felak, ayet Ayetel Kürsi gibi çok etkili dualar. Hı -hı. Kesin bir duası olmamakla birlikte çok etkili dualar vardır. Kesinlikle. Öncelikle bunları e, niyetle birlikte başlayacak. Hı -hı. inanarak yaptıracak. Manevi gücüne ve sünnet gücüne inanarak yaptıracak. Hı -hı. Biat edecek. Biat gücüyle yaparsa şifa bulması şifasını bulacaktır. Şey. Sadece tıbbi olarak düşünmek çok doğru değil. Evet. Şimdi özellikle belli günlerde de yapıldığını biliyoruz. Evet, hangi evet. mevsimler ve hangi zamanlarda e, acemak yaptırmak daha sağlıklı size göre? Öncelikle şunu söyleyelim, e, vücudun kan akışıyla da alakalı bir durumdur bu. Bahar aylarındaki kan akışı daha hızlıdır. Hı hı. Bu nedenle özellikle bahar aylarında ilk, ilk bahar ve sonbaharda hacamat yaptırmak en doğrusudur, en güzelidir. Şimdi dinimizdeki yerine de biraz değinmek istiyorum. Evet biliyorum Hazreti Muhammed Aleyhisselam özellikle hacamat yaptırırdı ve yaptırmayı da tavsiye ederdi. Onunla ilgili biraz sizden bilgiler alabilir miyim? Tabii. E, öncelikle şunu söyleyelim. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem de e, hacamat konusunda özellikle sık sık Hacamat kendisi kendisi birçok kez hacamat olmuştur. Hı -hı, özellikle hı. kürek kemiklerinin olduğu omuz bölgesi ve baş bölgesinden çok kez hacamat olmuştur çok da şifasını gördüğünü ümmetine anlatmıştır, bildirmiştir anlatmıştır tavsiye etmiştir tavsiye etmiştir. Çok da sahih hadisler vardır bu konuda. Hı hı. Çok güçlü hadisler vardır. Aynı zamanda e, Miraca çıktığında İsra'da kendisinin karşılaştığı tüm melek toplulukları hacamat ol. Hacamat olmayı da ümmetine emret, tavsiye et şeklinde e, bildirimde uyarılarda bulunmuşlardır. Şimdi özellikle size gelen hastalarımıza baktığımız zaman ağırlıklı olarak hangi tür şikayetlerle sizlere gelmekte? Onlara verdiğiniz hizmet nasıl oluyor efendim? Tabii. Şunu söylemek lazım. hacamat 70'lerde 70, 70 hastalığa şifa bir tedavi yöntemidir. Hı -hı. Bunun yanında işte kronik baş ağrısı, omuz ağrıları, sürekli yaşadığımız bel ağrısı, bel fıtığı, e, kas ağrıları, bacak ağrıları, topukta gerçekleşen ağrılar ve e, bunun gibi, bunun benzeri mide rahatsızlıkları diyebiliriz. Hı hı. Bunları da ekleyebiliriz. Birçok hastalığa şifadır. Ve bu konuda gelen hastalarımız da sizden bu konuyla ilgili yaptığınız çalışmalarla şifa bulabiliyor. Ve tavsiye yöntemiyle de Türkiye'nin birçok noktasından gelen misafirlerimize de hizmet verebiliyoruz. Allah'ın izniyle. tabi bunların yanı sıra özellikle ruhsal bir takım sıkıntılarla gelen misafirlerimiz de var. Evet. Ve bu konuda hem siz engin tecrübelerinizi kullanarak onlara hizmet verebildiğiniz gibi yine bu konuda çok derin bilgilere sahip arkadaşlarımızdan, dostlarımızdan ya da sizin e, bu konuda size destek veren çözüm ortaklarınızdan da destek alarak genel hastalarımıza bu konuda destek verdiğinizi biliyoruz. Onlar da son derece mutlu bir şekilde buradan gönderme imkanı bulabiliyoruz. Evet. Şimdi biraz evet. evvel söyledim. Türkiye'nin birçok noktasından gelen konuklarımız size gelmekte ve tedavi olmakta. Murat evet. Hocam özellikle değerli izleyicilerimizden böyle bir talep gelmesi durumunda sizlere ulaşabilecekleri sosyal medya adresinizi izin verirseniz ben değerli izleyicilerimize paylaşmak istiyorum. Sizlere ulaşabilecekleri sosyal medya adresi www.facebook Kom, Kayseri Bay Hacamat adresinden sizlere ulaşabiliyorlar. Yine sizlere ulaşabilecekleri telefon numarası 0542 312 20 74. Ne oldu? telefonla da sizlere ulaşabiliyorlar. Evet. Sizlerden hizmet almak adına özellikle sizleri arayıp ulaşabilecekleri gibi danışmak adına da değerli izleyicilerimiz sizlere arayabilir diyelim. Her zaman 7/24 tüm arayan vatandaşlarımıza her konuda bilgilerimizi, birikimlerimizi aktarmaktan onur duyarız. Şimdi Murat Hocam özellikle biraz evvel de söyledim. Siz uzun zamandır bu sektörde bu konuda hizmet verirken yaptığınız başarılı çalışmalarla da şu an bölgede bu sektörün en iyilerinden birisiniz. Ben biraz önümüzdeki yıllarla ilgili e, düşüncelerinizi de almak istiyorum. Neler yapmayı hayal ediyorsunuz bu sektörle ilgili? İlim sürekli gelişmek zorunda. İliminizi sürekli geliştirmek zorundasınız. Bu işin bir sonu yok. Her rahatsızlığın e, mutlaka bir tedavisi var. Biz de bunun üzerinde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Her türlü tıbbi gelişmeleri de takip edeceğiz. Neler yapabiliriz, neler yapamayız. Çalışmalarımız bu minval üzerinde devam edecek. Tabii ki zaman içerisinde belki daha fazla insana hizmet vermek, onları bu dertlerden kurtarmak çok özellikle da. daha, fazla insana hitap ederken daha geniş bir alanda da bu hizmeti yürütmek adına belki projeleriniz var ama önceliğiniz kalite ve kaliteden ödün vermemek diyebiliriz. Kesinlikle. Biraz evvel bir hacamın özellikle verdiği hizmetle ilgili önce kendisini nasıl hazırlayacağı ile ilgili bizlere bilgi aktardınız. Biraz da ortamı ile ilgili bilgiler almak istiyorum. Son derece steril bir ortam olması gerekiyor ve kullanılan ürünlerle ilgili buradan değerli izleyicilerimize uyarılarınız neler efendim nelere dikkat etmeliler. Tabii kesinlikle. E, şunu söyleyebilirim. Kullanacağı malzemelerin tek kullanımlık olmasına, gittiğiniz haccamın malzemelerin tek kullanımlık olmasına mutlaka dikkat edeceksiniz. Çünkü kanla yapılan işlemlerde hiçbir malzeme yeniden dezenfekte olmayacaktır. Hı hı. Bir kez kullanılacak, imha edilecek. Ve biraz evvel de söyledim, siz uzun yıllardır bu işi çok profesyonel yapan birisiniz. Ben özellikle... E Hacem süresinin ne olduğu, seansın ne kadar zamanlık bir süreyi kapsadığıyla ilgili de bilgi vermek istiyorum. Çünkü çok değişen dakikalara sahip. Kimisi bu işi yarım saatte yaparken kimisi 15 dakikada, kimisi bir saatte yaptığını görüyoruz. Aslında bu işin doğru yapılma süresi nedir size göre? Bana göre bu işin doğru yapılma süresi yaklaşık 1,5 ila 2 saat arasındadır. Neden diye soracak olursanız, yapacağınız uygulama hacamat noktalarına bir kez olmamalı. Neden? Hacematta amaç kanı tamamen temizlemek ve temiz kanı görmektir. Bu nedenle de en az iki kez her noktaya uygulama yapmak zorundasınız ve hastanın tamamen iyileşme sürecine girdiğinden emin olmak zorundasınız. İşinizi bir seferde bitirmek için tüm şartları zorlayacaksınız. Bunu da bili biliyorsunuz. Ee, yani hastayı bu şekilde gönderemezsiniz. Hı hı. Bu işi sağlıklı yapmanın, doğru yapmanın, layıkıyla like ve liyakatıyla yapmanın yolu bu diyorsunuz. Kesinlikle. Gerek ürünlerin steril bir ortamda ve bir kez kullanılarak yapılması. Evet. Hacımın gerçekten bu işi profesyonel yapan, gerçekten inanarak yapan, abdestiyle, niyetiyle yapan birisi olmalı. Yaş sınırlandırmalarına dikkat etmeli. Özellikle hacamla ilgili günler çok çok özel bu günlerde evet mevsimlerine göre Haccam için müracaat etmeli ve en önemlisi inanmalı dediniz. Ve bu işi çok profesyonel yapan bir işletmeci olarak özellikle bu hizmeti veren birisi olarak. Ben sizin başarılarınız daim olsun diyorum. Aslında bu birçok hastalar, birçok derde derman olan bu işi bu kadar kısa sürede değerli izleyicilerimizle paylaşabilme imkanımız yok. Ama bu kısa süre içerisinde bizleri bilgilendirdiniz. Değerli bilgilerinizi bizlere aktardınız. Ben size çok teşekkür ediyorum. Defalarca başarılarınız daim olsun diyorum. Buradan değerli müşterilerinize özellikle son olarak bir teşekkür mesajınız varsa almak istiyorum. Sizleri tercih eden misafirlerinize. Bizleri tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. İşletmemiz her zaman hizmet vermeye devam edecektir. Devam edecektir. Hepsine şifalar dileyelim. Layıkıyla inşallah. Hepsine şifalar izleyin. dileyelim. Efendim şifalar, size de tekrar tekrar şifalar dileriz. Bize verdiğiniz bu değerli bilgiler için teşekkür ediyorum. Başarılarınız daim ederim. olsun diyorum efendim. Değerli izleyicilerimiz sizlere Kayseri'den, Kayseri Koca Sinan'da ve sektörünün en iyisi Bay Hacamat'tan seslendiğimi söylemiştik. Bu sektöre ihtiyaç duyan herkesin mutlak burayı görmesi ve tercih etmesi Bizlerin de tavsiyesi son derece başarılı çalışmaları, hijyenik bir ortam, profesyonelce hizmetleriyle mutlak görünmesi gereken bir işletme. Zaten verilen hizmet kalitesi ve yaptığı bugüne kadarki olan başarılı çalışmalarının gerek tavsiyeleri gerek kendilerini görüp tanıdığınızda inanın çok fazla söze gerek kalmadı. sizler tarafından da anlaşılacaktır diyorum. Bizler için ayırdığınız bu değerli dakikalara ve değerli bilgilerinize sizlere tekrar tekrar teşekkür ederek veda etmek istiyorum. İzin verirseniz ben de sizler adına sizleri tanımayan değerli izleyicilerimize bu davetle sizlere veda etmek istiyorum. İyi çalışmalar diyorum efendim. Başarılarınız daim olsun. Değerli izleyicilerimiz sektörler arası Türkiye turumuz tüm devam edecek. Kayseri ve sektörünün en iyisi Bay Hacamat'tan sizlere aktaracaklarımız şimdilik bu kadar diyor. Sözü merkez tüyalarına bırakıyoruz efendim.